So that is one of the themes of Ezekiel also, how to fight against false prophets. Dolayısıyla Ezekiel kitabının temalarından biri de budur. Sahte peygamberlerle nasıl mücadele etmeliyiz? Okay, when the Babylonians conquered also Judah and Jerusalem, they used the same tactics as Assyrians had done before. Babil devleti Yeruşalim'i ele geçirdiği zaman Asurluların daha önce kullandığı taktiklere benzer taktikler kullandı. They also took the inhabitants and took them to another remote places. Onlar da orada yaşayan insanları alıp başka yerlere götürdü. But it's good to know that when the Babylonians started to be very strong, they told to Jerusalem that you have to give us your best men, and about 10,000 the most educated people were taken to captivity. Şunu da bilmek faydalıdır. Babilliler Yeruşalim'i ele geçirmeye başladıkları zaman en iyi donanımlı 10.000 insanını talep ettiler ondan. Yani Yeruşalim'in en bilgili ve becerili insanlarını aldılar, istediler. Perhaps we can read about that in Kings, 2 Kings 24. İkinci Krallar 24'te bunu, bu konu hakkında yazılar bulunmaktadır. From chapter 10 to 14, verse 10 to 14. Ayetler 5'ten 14'e kadar. Okumak istiyorum. Yes, you can read, yeah. İkinci Krallar 5'ten 14'e kadar mı? Yeah. 42, chapter 40, 24. 24, yes. Yehoyakim'in krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yehoyakim ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Yehoyakim kral oldu. Mısır kralı bir daha ülkesinden dışarı çıkamadı. Çünkü Babil kralı Mısır vadisinden Fırat'a kadar daha önce Mısır firavununa ait olan bütün toprakları ele geçirmişti. Yehoyakim 18 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 3 aylık krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Elnatan'ın kızı Nehuşta'ydı. O da babası gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. O sırada Babil kralı Nebukadnesar'ın askerleri Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Kuşatma sürerken Nebukadnesar geldi. Yahuda kralı Yehoyakim annesi görevlileri, yöneticileri ve hadımlarıyla birlikte Nebukadnesar'a teslim oldu. Babil kralı krallığının 8. yılında Yehoyakim'i tutsak etti. Rabbin sözü uyarınca Nebukadnesar Rabbin tapınağının ve kral sarayının bütün hazinelerini boşalttı. İsrail kralı Süleyman'ı Rabbin tapınağı için yaptırdığı altın eşyaların tümünü parçaladı. Bütün Yeruşalim halkını, komutanları, yiğit savaşçıları, zanaatçıları, demircileri toplam 10.000 kişiyi sürgün etti. Yahuda halkının en yoksul kesimi dışında kimse kalmadı. So we can read that he took also captivity the king of Jerusalem, Jehoiakim. Burada okuyoruz ki Yeruşalim'deki kralı da Yehoiakim'i de esir alıyor. So who was the king now? Peki şimdi kral kimdi? We can read it from the verse 17. 17. ayetten okuyoruz bunu. Can you read the verse 17? Yehoyakim'in kaça kadar? Only 17? Yes, verse 17. Yehoyakim'in yerine amcası Mattanya'yı kral yaptı ve adını değiştirip Sitkiya koydu. So in this way Sitkiya became the king in Jerusalem. Bu şekilde Sıtkıya Yeruşalim'in kralı olmuş oldu. And this happened year 597. Bu 597 yılında oldu. And one of the persons who were taken into the captivity was this young man called Ezekiel. Ve sürgüne götürülen bu adamlardan biri de Ezekiel adlı bir delikanlıydı. He was then 26 years old. O zaman 28 yaşındaydı. Is anyone of you 26 years old?
28 yaş, yaşında olan biri var mı? So it's good to remember that before the fall of Jerusalem and before the fall of Temple, 10,000 people were taken to captivity to Babylon. Dolayısıyla Yeruşalim'in ele geçirilmesinden ve tapınağın yıkılmasından önce 10,000 tane Yeruşalimli Yeruşalimli kişi sürgüne gönderilmişti. And so there were 10,000 people who were listening also what Hezekiel had to say about the future of Jerusalem. Dolayısıyla Hezekiel'in Yeruşalim'in geleceğiyle ilgili söylediklerini dinleyen 10,000 kişi vardı. That we can read from Ezekiel 1:2. Bunu Hezekiel kitabı 1. bölüm 2. ayetten okuyabiliyoruz. Perhaps we read first and second, yes. Chapter 1, verse 2. İlk iki ayeti okur musun? 30. yılda 4. ayın 5. günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı. Tanrı'dan gelen görünler gördüm. Kral Yehoyakin'in sürgününün 5. yılında ayın 5. günü Kilda ülkesinde Kevar Irmağı kıyısında Rab Buzi oğlu kahin Hezekiel'i seslendi. Yani 3'e geçti. 5. günü. 5. günü. So what does this mean? It was 30th year. Peki bu it was 30th year. What does it mean? Bu ne anlama geliyor? Oradaki bir ifade var. Yıl 30. yılda ifadesi ne anlama geliyor? Onun tam kesin bilmiyorlardı. O dönem içerisinde büyük tahminlerine göre onun İslam'ın yaşı olarak değerlendiriyor. Kimin? Ezekiel. Ezekiel'in yaşı. They didn't know it with certainty, but they thought that it was Ezekiel's age. Yes. Evet. He was now 30 years old when something happened to him. 30 yaşındaydı. 30 yaşındayken ona bir şey oldu. So it was the 5th year of the Exodus. And it was 593. Sürgünün 5. yılıydı. 593 yılı. 593 yılında Hezekiel bu çağrıyı aldı. So he know exactly the date when God called him. Tanrı'nın onu ne zaman çağırdığı konusunda çok net bir ifade kullanıyor. Ayrıntısıyla veriyor yani. So God, he was a priest. But God called him to be a prophet. O bir rahipti ya da kahindi, fakat Tanrı onu peygamber olmaya çağırdı. And also the guardian for Israel. Ve aynı zamanda İsrail'in koruyucusu, muhafızı oldu. So he acted as a prophet in captivity at the same time when Jeremiah was acting as a prophet in Jerusalem. Dolayısıyla Hezekiel sürgünde peygamber olarak hizmet etti. Aynı dönemde Yeruşalim'de de Yeşaya peygamber. Yeremya peygamber. So what do we know about Ezekiel? Ve şimdi Hezekiel hakkında ne biliyoruz? He lived in a brick house. Bir tuğladan yapılmış bir evde yaşıyordu. He was married. Evliydi. And he acted as a prophet for about 22 years. Ve 22 yıl boyunca peygamber olarak hizmet etti. And his name means God confirms or God strengthens. Adının anlamı da Tanrı teyit eder, destekler, doğrular veya Tanrı güçlendirir anlamına geliyor. So how did people feel like living in captivity? Peki insanlar, halk sürgünde yaşamak hakkında neler hissediyorlardı acaba? That we can read from Psalm 137. Bunu 37. mezmurdan okuyabiliyoruz. 137. mezmur.
from 1 to 4, 137 ilk 4 ayet. Babil ırmak kara kıyısında oturup Siyon'un andıkça ağladık. Çevredeki kavaklara lirlerimizi astık. Çünkü orada bizi tutsak edenler bizden ezgiler, bize zulmedenler bizden şenlik istiyor. Siyon ezgilerinden birini okuyun bize diyorlardı. Nasıl okuyabiliriz Rabbin ezgisini el toprağında? So these were the feelings about the people in captivity in Babylon. Dolayısıyla Babil esaretindeki sürgündeki halkın duyguları böyleydi. And if we read the next verse, we can see that they were thinking about Jerusalem all the time. Ve bir sonraki ayetten de görüyoruz ki sürekli Yeruşalim'e dönmeyi. If I forget Jerusalem, may my right hand forget. Yeruşalim'i unutursam sağ elim kurusun diyorlardı. Okay, there were people who were sorry, of course, because they were in captivity. And, but at the same time, we can read what happened in this book of Ezekiel. And it says that the heavens opened, and I saw the visions that God had sent forth. Halk böyle duygular içindeyken ama biz aynı zamanda Ezekiel kitabında neler olduğunu da Ezekiel kitabından öğreniyoruz. Gökyüzü açıldı ve Tanrı Ezekiel'e konuştu şeklinde bir ifade görüyoruz. So, can you see there a contrast? Bu fark, bu zıtlığı görebiliyor musunuz? Halkın umutsuzluğu ve şeyi, hüznü ve öte yandan Tanrı'nın iş başında olması. Others were mourning and hung their instruments on trees. On the other hand, Ezekiel was looking at the greatness of God in the visions God gave to him. Yani onlar bu şekilde hissederler ve yas tutarlarken Ezekiel Tanrı'ya bakıyordu ve Tanrı'nın sözlerine bakıyordu. I think this happens many times in our life. Other people see how much difficulties we have in our life, and other people see how great God is. Bizim hayatlarımızda da buna benzer örnekler vardır. Birçok insan hayatın ne kadar zor olduğunu veya acılarından bahsederken, bazı insanlar da Allah'ın ne kadar büyük olduğuna odaklanır, büyüklüğüne bakar. It's also about matter of how we see things. Can we see that Jesus is still governing, ruler of the whole earth, or are we thinking that problems are bigger than our God? Bu aynı zamanda meseleye nasıl baktığımızı da göstermektedir. Yani Mesih'in iş başında olduğunu ve kontrol, her şeyin Mesih'in kontrolünün altında olduğunu kani miyiz yoksa değil miyiz? So although the Babylonian exile is often called imprisonment, it doesn't mean that the inhabitants of Judah were kept in prisons or shackles or even refugee camps. Instead, they seem to have quite much freedom in their life. Her ne kadar bu sürgün için tutsaklık ifadesi de kullanılırsa da Yeruşalim halkı için tam olarak bu ifade uygun düşmemektedir. Belli bir özgürlük alanları vardı. So they could bring up families, have some businesses, and they could even travel to some places in the Babylonia. Aile kurabiliyorlardı, iş kurabiliyorlardı, hatta Babil ülkesi devletinin bazı yerlerine yolculuk edebiliyorlardı. They could have correspondence with Jerusalem. Yeruşalim'le temas kurabiliyorlardı. And mektuplaşabiliyorlardı. In addition, they could also could set up some kind of administrative organizations that they could govern their own life. They had people that they called elders. Buna ek olarak bir tür yönetim örgütü de kurmuşlardı. Yeruşalim'in ihtiyarları, ihtiyarlar, halkın ihtiyarları anlamına gelen bir adı olan bir yönetim örgütü de oluşturmuşlardı. For instance, chapter 8:1, we can see about these people. 8. bölüm 1. ayette bununla ilgili bir ifade görüyoruz.
sürgünlüğün 6. yılı 6. ayın 5. günü evde Yahuda'nın ileri gelenleriyle otururken egemen Rabbin eli bana dokundu. Burada Yahuda'nın ileri gelenleri ifadesi var. So these elders were people who could decide about their life, how Jews were living in Babylonia. Bu kişiler, bu ileri gelenler, Yahudi halkının Babil'de nasıl yaşayacağını, neler yapacağına karar veren kuruldu. Of course there were some restrictions, but I think for normal people life was quite normal. Elbette bazı sınırlamalar da vardı halkın özgürlüğü üzerinde ama sanıyorum normal insanlar sorunsuz bir biçimde yaşayabiliyordu. So who were people who were living at the same time with Ezekiel? I mentioned already Daniel. Ezekiel'le aynı dönemde yaşayan insanlar arasında Daniel'den daha önce söz ettim. However, the Bible does not tell whether they ever met each other. Ama kutsal kitap onların hiç bir araya gelip karşılaşıp karşılaşmadıklarını söylemiyor. Of course, it does not mean anything because the Bible does not tell everything about what people did in every day. Tabii bu bir şey. But we know that Bible does not say that they met. Bu bir şeyi kanıtlamaz. Çünkü kutsal kitap her ayrıntıyı yazmaz. Ama tek bildiğimiz kutsal kitabın Ezekiel ile Daniel'in karşılaştığına, bir araya geldiğine ilişkin bir şey yazmamış olduğu. Outside Bible, kutsal kitabın dışında some Jewish writings say that you remember from the book of Daniel that there were three friends of Daniel who were put in this oven that was very hot. Daniel kitabından hatırlarsınız ki Daniel ve üç arkadaşı çok sıcak bir fırına atılmışlardı. Kutsal kitabın dışındaki bazı Yahudi yazılarında bundan bahsetti pastör. When you read this passage in Daniel, you can see that there's no mention about Daniel. It was only his three friends. In the outside Bible? No, in the book of Daniel. There are at that point only three friends, but not Daniel. Yes, yes. Daniel kitabında Daniel'in üç arkadaşının fırına atıldığı söyleniyor fakat Daniel'in kendisi değil. But in one of the Jewish writings they say that these three people asked Ezekiel to help them what they should do. Fakat bazı kutsal kitap dışındaki bazı Yahudi metinlerinde bu üç kişinin Ezekiel'den yardım istediklerine dair bir ifade var.